Öyle hızlı cereyan ediyor ki Diyarbakır'dan Tahir Elçi Bey Efendi geldiler bize. Kendisi Diyarbakır Baro Başkanı ve ona soracağız. Bu anayasa terör sorunu nasıl iç içe gelişecek? Çözüm nasıl olacak? Siz nasıl görüyorsunuz Diyarbakır'dan? Teşekkür ediyorum. Yani öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar yürürlüğe girmiş bütün anayasalarından en çok müzdarip olmuş, en çok zarar görmüş toplum kesimi Kürtlerdir. Bütün anayasalar neredeyse Kürt kimliğini, aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk toplumunun çeşitli kültürel, dilsel çeşitliliğini bütün olarak belki yatsımıştır. Evet. Ama özellikle Kürt kimliğini yatsımıştır anayasalar. Yani neredeyse bugüne kadar kaleme alınmış bütün anayasalarla birlikte, bütün yasalar da kaleme alınırken özellikle Kürtlerin varlığının kamusal alana yansımasının engellenmesi, dil ve kültür haklarının ifade edilmesinin engellenmesi kaygısıyla yasalar, anayasalar kaleme alınmış. Dolayısıyla aslında Kürtler, Kürt toplumu anayasa kavramına biraz antipatiyle bakıyor. Ama yaşadığı tarihsel sorunlar nedeniyle bugün anayasaya, yeni anayasa sürecine çok büyük bir umutla aslında bakıyor. Biraz önce Ümit Bey'in de ifade ettiği gibi bizim gibi toplumsal ihtilaflar yaşamış, toplumsal travmalar yaşamış birçok toplum da yeni anayasa süreci toplumsal sorunların çözümüne de bir vesile olmuştur. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Kürt sorununun çözümü, Kürt meselesinin çözümü ile birlikte yeni anayasa sürecinin paralel seyretmesi aslında bir şanstır, bir fırsattır. Dolayısıyla bence bölgeden de bakış budur. Yani Türkiye'nin bu tarihsel sorunu çözmesi, çözmeye çalışırken anayasada çok önemli bir araç işlevi görebilir. Dolayısıyla yani başlangıçtan başlamak üzere gerçekten tarihsel haksızlıklara bir gönderme yapan, vurgu yapan, ideolojik ve etnik referanslardan arınmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün haklarını, temel haklarını güvence altına alan, koruyan, bunu anayasal bir hüküm altına alan, altını çizerek söylüyorum. Böyle bu çok önemli çünkü gerçekten toplumun devlete ve anayasalara olan bir güven sorunu var. Dolayısıyla önemli bir süreçten geçiyoruz diye düşünüyorum. Evet, oradaki halk ileri mi sizce bu yasalardan, çözüm şeylerinden daha ileride ciddi barışı düşünüyor mu? Düşündüğünü düşünüyorum. Bakın bölge insanı eğer bugün yeni anayasa sürecini önemsiyorsa, bu sorunun çözümünü yeni anayasada görüyorsa bu önemlidir. Yani başka yerde aramıyor. Yeni anayasada görüyor. Demek ki bir birlikte yaşama iradesi var toplumda. Evet. Demek ki anayasalar, yani ortak bir sözleşmeyle, ortak bir mutabakatla birlikte yaşama iradesi var bu toplumda. Ben bu iradenin Kürt toplumunda tam olduğunu düşünüyorum. Yeter ki eşit ve adil bir toplumsal yapıyı tasavvur eden, bunu öngören bir anayasa yürürlüğe girsin. Şimdi tabii, halk şu anda gelinen şeye nasıl, noktaya nasıl bakıyor sizce? Şu andaki psikoloji halk büyük bir umutla bakıyor aslında başlatılan sürece. Yani İmralı süreci, evet, olarak tanımlanan, evet, ve dün Sayın Başbakan tarafından barış, evet, süreci olarak ifade ettiği aslında iki kavramda mümkündür. Buna büyük bir umutla bakıyor aslında. Elbette yani toplum, bizler, sivil toplum orada nelerin konuşulduğunu, nelerin müzakere edildiğini belki bilmiyoruz. Ama bu yol doğru yoldur, hayırlı bir yoldur. Dolayısıyla bu yol dışında, yani konuşarak, müzakere ederek, bu yöntem dışında başka bir çözüm yolu yoktur Türkiye toplumunun, Türklerin, Kürtlerin. Dolayısıyla ne kadar daha çok kavga gürültü olursa olsun eninde sonunda geleceğimiz yer burasıdır. Yani konuşmaktır, tartışmaktır, birlikte yaşamaktır. Ben buradan şunu ifade etmek isterim. Yani tabii barış süreci deyince Sayın Başbakan'ın ifadesiyle hemen işte savaş akla geliyor. Hemen işte düşman, farklı taraflar, farklı düşmanlar akla geliyor. Aslında burada böyle bir durum söz konusu değil. Yani buradan bakmamak lazım. Bu perspektifle, bu paradigmayla bu meseleye bakmamak lazım. Konuşmaya çalıştığınız meseleleri müzakere ettiğiniz insanlar sizin insanlarınız, düşman değil. Dolayısıyla birlikte yaşayacağınız, birlikte bir yeni bir toplumsal yaşamı dizayn edeceğiniz ve yüzyıllarca daha birlikte yaşayacağınız bir toplumla, insanlarla, kendi insanlarınızla siz bu meseleyi konuşuyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bütün yeteneklerin sergilendiği, her türlü manevranın ortaya konulduğu bir barış süreci değil de aslında
yapıcı, samimi. Yani birlikte yaşayacağınız toplumun sıkıntılarını, sorunlarını gözeterek. Dolayısıyla bu perspektifle meseleye bakılırsa, iyi niyetle meseleye bakılırsa ben bu sorunun, yani bu anayasa yapım sürecinin Kürt meselesinin çözümüne çok pozitif bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ümit Bey'in de ifade ettiği gibi bizim gibi tarihsel, etnik, toplumsal meseleler yaşamış, sorunlar yaşamış, ihtilaflar yaşamış. Hatta bu toplumsal ihtilafların çatışmaya dönüştüğü İspanya gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde gerçekten de çok önemli deneyimler var. Yeni anayasa süreciyle birlikte toplumsal meseleler de konuşulmuş, tartışılmış, normalleşme yaşanmış, yeni bir sayfa açılmış. Yeni bir başlangıç yapılmış. Anayasa belki böyle bir fırsat sunuyor bize. Elbette metinler her türlü derdin çaresi değildir, olamaz da. Nitekim bugüne kadar birçok belki iyi niyetle bir takım yasalar, birazdan konuşuruz. Dördüncü yargı paketi, evet, belki birazdan konuşuruz. İyi niyetle bir takım yasal düzenlemeler yapılıyor ama uygulamada yargının belki tutumu, belki adli ve idari makamların tutumları, bakış açıları, uygulama biçimi aslında işlevsiz kılabiliyor bazı yasal düzenlemeleri. Dolayısıyla elbette anayasa metni bir sihirli formül değildir. Anayasa metni böyle olağanüstü, doğaüstü bir şey değildir. Dolayısıyla bütün sorunlarımızı bir anda çözecek bir belge değildir. Ama çok önemli bir belgedir. Çok esaslı bir belgedir. Bence... Peki BDP ile olabilecek maddeler sizce önemli olur mu? Diyelim ki BDP, AK Parti anayasal konularda anlaştılar. Bu ne kadar etli kemikli bir anlaşmadır sizce? Yani tabii benim de dileğim, beklentim gerçekten tam bir uzlaşmanın olmasıdır. Bütün siyasi partiler arasında bir mutabakatın sağlanması, bir oydaşmanın, ama, bir oy birliğinin olması. Ama bu mümkün değilse bile... BDP. Yani ben aslında AKP ile BDP'nin önemli ölçüde yaklaştığını düşünüyorum. Hı. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesinde galiba AK Parti'de de önemli ölçüde vatandaşlık temel bir haktır. İşte herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır biçiminde, evet, etnik bir tabirden arındırılmış bir vatandaşlık tanımı. Zaten uzlaşma komisyonuna sundukları metin öyle, evet, o çerçevede. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak tanımlanıyor. Evet, evet. Dolayısıyla yani bu konuda en önemli kritik meseleler, yani Kürt meselesi ile, yani yeni anayasa dediğimizde aslında en hani netameli konuların başında Kürt sorunu ile ilgili meseleler geliyor. Yani vatandaşlık sorunu, belki başlangıçtaki o bana göre ırkçı olan o referanslar, o metin. Ondan sonra daha sonra eğitim ile ilgili olan kısmı. Dolayısıyla bu konuda ben aslında tarafların önemli ölçüde yakınlaştıklarını ve çözüme doğru yol aldıklarını düşünüyorum. Yani CHP'nin de önemli ölçüde toplum baskısı üzerine, toplumda esen bu pozitif hava üzerine aslında onların da yavaş yavaş o tarihsel şeylerden vazgeçtiklerini, o cumhuriyetin o refleksiyonlarından vazgeçtiklerini ve daha demokratik bir anayasa, daha demokratik bir toplumsal ilişkiye doğru evrildiklerini ben düşünüyorum. Dolayısıyla evet. ben hocam tabii kötümser demiyorum ama daha çok imser olmamız gerektiğini düşünüyorum. Taraflara daha çok cesaretlendirici, teşvik edici ve bu süreci daha çok böyle geliştirici Hoca başını çekiyor aslında, evet, bu işlere. Hayır, ben evet, yani son süreçten tabii kötümser olduğumu söylemedim. Evet. Yani oy birliğini esas alan, evet, ve şu ana kadar devam ede gelen süreçten baştan itibaren ümitli olmadığımı söyledim. Şu anda tabii eğer, evet, AKP ve BDP bu temel konularda makul çözümler üzerinde anlaşabilirse, evet, bu tabii büyük bir kazanç. Evet. Ama gönül arzu ederdi ki bu işbirliğine Cumhuriyet Halk Partisi de katılsın. Ama orada bir zihin karışıklığı görülüyor. Evet, hepimiz biliyoruz. Evet. Burada tekrarına lüzum yok. Fakat çelişik beyanlar çıkıyor aynı partiye mensup farklı milletvekilleri, evet, tarafından. Evet. Dolayısıyla CHP o konuda ne yapacağını, ne yapmayacağını henüz karara bağlamış görünmüyor bir parti olarak. Bir de tabii yani bir anayasanın bütününden bahsetmek lazım. Diyelim ki Kürt konusunda, Kürt sorununda CHP daha makul çözümlere sıcak bakabilir. Ama AK Parti eğer başkanlık sisteminde ısrar ediyorsa CHP'nin buna, bu anayasa metninin tümüne müspet oy vermesi de mümkün değil. Dolayısıyla yani ben bir takım itirazi kayıtlar ileri sürüyorum. Yoksa evet, elbette hepimizin arzusu. Mı hocam, nasıl arzu ederseniz. Ben şunu eklemek isterim sadece. Şunu ekleyeyim. Evet. Yani Türkiye toplumu
gerçekten yeni anayasa sürecine koşullanmıştır. Yeni, evet. Yeni bir anayasayı benimsemiştir. Dolayısıyla bu saatten sonra yeni bir anayasa yapımı sağlanmadan, Türkiye bunu başarmadan çok daha kötü bir yere gider. Dolayısıyla bunun dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum. Evet. Tabii ki böyle hani bu böyledir diye böyle geri dönülmez bir noktaya girilmiş diye ne olursa olsun ne biçimde olursa olsun bir anayasa tabii ki istemiyoruz. Tabii ki demokratik bir anayasa olsun ama böyle bir gerçek de var. Yani hem biz işte bu anayasayı yapanları yargılıyoruz. Hem toplumun bütün kesimleri, MHP dahil bütün kesimleri bu anayasadan şikayetçi, bu anayasayla Türkiye'nin yoluna devam edemeyeceğini söylüyor. Ama aynı zamanda uzlaşma sağlanamazsa, oy birliği sağlanamazsa bir anayasa da olmayabilir gibi düşünmek, yani bunu düşünmek doğru değil. Gerçekten uzlaşma sonuna kadar uzlaşma zorlanmalı, evet. Uzlaşmaya çalışılmalı ve yeni bir anayasaya da sahip olunmalı. Yeni bir anayasayla Türkiye yoluna devam etmeli. Umut noktasından yine devam edeceğiz. Evet, Ümit Bey'den hemen alıp. Ben Ufuk Bey'in zamanını aldım. Üç noktaya değineceğim. Tahir Bey'in konuştuklarına ek yapmak istiyorum. Yani anayasa tabii çok önemli. İlkeleri evet. gösteriyor. Yani anayasa tabii ki çözümü sağlamayacak doğrudan doğruya ama anayasa bize nasıl yaşayacağı, yani farklılıklarımızla birlikte bir arada evet. özgürlük ve barış içerisinde hukuk güvenliği altında, bu bir devlet tarifidir aynı zamanda, devletin de görevi budur zaten. Yani başlangıç metninde bunlar olmalı, devlet yeniden tanımlanmalı. Bize bu anayasa bizim sorunlarımızı çözmede ipuçlarını gösterecek, ilkeler sunacak. Bir, iki, bu sorun en önemli husus şu. Kürtlerde tarihsel olarak devlete karşı müthiş bir güvensizlik var yaşananlardan. Hatta Kürtler şöyle bilirler, Bizans devleti. Şimdi ama şimdi bu değişmiyor. Hayır, bu güvensizlik devam ediyor. Ediyor mu? Ediyor tabii. Habur açılımında gördüğümüz olaylar, şunlar bunlar, yani kişiler geldi, ondan sonra onları aldık, cezaevine koyduk. Şimdi evet. şöyle bir şey, yani bu samimi olmak. Evet. Şimdi iktidarın, hükümetin, siyasetin bu sorunun çözümünde samimi olması, Kürtlere güven vermesi, bir yarı yolda bırakmaması, bir takım siyasi çıkar evet. ve beklentilerle bu süreci baltalamaması gerekiyor. O anlamda söylüyorum. Üçüncü bir nokta vatandaşlık meselesi. Anayasada vatandaşlık tanımı yapılması şart değil. Hocam şart değil. Birçok anayasada yok. Siz zaten böyle bir anayasa yaptığınızda herkes eşit. Yani vatandaşı ne diye tarif edeceksiniz? Vatandaşlık kanununuz olur. O da anayasal ilkelere göre kanunu çıkarırsınız. Evet. Bunları söylemek istedim. Noktaları, reklama gideceğiz ama size bir dönmüş olayım. Siz nasıl görüyorsunuz efendim kendi açınızdan bu terör, anayasa ve barış sürecini? Ben son derece iyimserim. 2013 yılının bir barış anayasası ve barış dönemi olacağı konusunda kanaatim kesin. Ama bu bir konsensüslü olmayacak. Konsensüsün tersi disensussa, yani bir mutabakat değil de anlaşmazlık olduğunda, anlaşanların referanduma götürecekleri süreçte anlaşamayanların yol vermesi gerekiyor. Çünkü ben rejimin bekçisiyim diyenlerle bu 12 Eylül rejimini değiştireceğiz diyenlerin anlaşmasını beklemek zaten bir tür polyanacılık. Ama bugüne kadar hep biz bu yurttaşı tarif ettik. Yurttaş tarif edilmek istemiyor. Herkesin kendi tarifini kendisini yaptığı bir özgürlükçü anayasa ihtiyacı var. Ve o açıdan ben son derece iyimserim doğrusu. Türkiye'nin iç dinamikleri var. Bir de dinamikleri var. Bu iç dinamiklerle dinamikler bir arada. İşte bir yandan 28 Şubat süreci, bir yandan 12 Eylül anayasası, ama bir yandan da yeni anayasa mutabakatı var. Bu, aynı son derece anda önemli. Çeşitli... Bunu gelgitlerle yaşayacağız bu süreci. Evet, peki siz bu barış sürecinin ucunu açık iyi görüyor musunuz? Yani bir falcılık size görevi versem. Ya bunun için fal açmaya gerek yok. Yapılacak iş 3 aşağı 5 yukarı belli. PKK'nın değişip dönüşmesiyle, mesela sınır ötesine aktarımıyla eş anlı olarak 12 Eylül rejiminin, devletinin dönüşmesi, demokratikleşmesinin senkronizasyonunu sağlamak çok önemli. Evet. Bunun adımları atılıyor ve evet. şehit analarından, Kürt analarına, TÜSİAD'ından çok geniş bir mutabakat var. Uluslararası konjonktür de aslında buna son derece uygun. Bu adımların için metin yeterli şart değil, aynı zamanda metin olmak lazım. Yani her türlü provokatif ortam karşısında biz kendi yol haritamızı, kendi planımızı yapmamız lazım. Siz TÜSİAD'ın barış başlığı altında samimiyetine inanıyor musunuz? Barışta belki biraz samimi ama. Vallahi Mustafa Kemal'in bir lafı var. Biz her görüşe saygılıyız, yeter ki samimi olsun diyorlar. Ya kimin samimi olduğunu başkalarının tayin etmediği bir durumda herkesin
samimiyetine inanmak lazım. Yoksa biz samimiyet Cumhuriyet Savcısı durumuna düşeriz. Anlıyorum. O yüzden herkesin bu konudaki katkısının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. TÜSİAD da dahil tabii.